Mustafa Sandal'ın eski eşi Emine Yahoviç geçen hafta bir güzellik merkezine girerken görüntülenmiş, ardından da binanın arka kapısından çıkıp yüzünü gizlemişti. Sırp asıllı şarkıcı bu hafta başı bir restoranda iş görüşmesi yaptı. Merhabalar. Teşekkür ederim. Sağ olun. Bir iş toplantısıydı galiba. Evet evet, iş toplantısı arkadaşımla, yani şeyler. Ondan sonra eve gidiyoruz. Nasıl Çok geçti? Yakın zamanda markamız çıkıyor inşallah. Önemli, süper. Çok da güzel, büyük bir şey yapıyoruz. Yani 3 senedir çalıştınız. Çalışıyorum üstünde, evet. Evet. Nasıl bir şey olacak? Biraz da anlatsanız, açsanız. Makyaj olacak, parfümleri olacak. Evet. İşte çok güzel mağazalara girdik. Bir zincir söz konusu ama şimdi evet. Söyleyebiliyor muyum bilmiyorum. Kendi ülkemde tüm Balkanlarda, Hırvatistan, Makedonya, Bosna, Hersek vesaire. Bir de Türkiye. Aynı zamanda Türkiye, tüm tabii. Türkiye. Ondan sonra inşallah dünyaya açılırız, Allah izin verirsin. İnşallah. Yahoviç geçen hafta yüzünü neden gizlediğini açıkladı. Ben botoks, normalde botoks yapan biriyim. Evet, doğru. Alnımı yapıyorum. Bu evet. Çok normal bir şey. Her kadın kendine bakmak zorunda. Bir de ben iki çocuk annesiyim, 38 yaşındayım artık, değil mi? Maşallah. Yapabilirim yani. Tabii canım. Ama o gün botoks yapmadım. Şeye gittim, kuaföre gittim. Ondan sonra hidrofacial diye bir yüz temizliği yaptım. O da kızardım. Bir de her zaman böyle, nasıl anlatayım size? Her zaman şey değiliz, biliyor musunuz? Yani her zaman fotoğraf çekmek, yani o gün maskem de yoktu. Ben sorumluluk sahibiyim yani. Evet. Bakın şu anda da maskem yok. Evet. O yüzden şey, biraz kötü hissettim kendimi ve yani moralim de yerinde değildi. Yani her zaman fotoğraf, yani böyle kameranın önünde durmak gerçekten bize de zor oluyor. Emine Yahoviç'in adı son dönemde yazılımcı Rona Gürçay'la anılıyor. Her iki ayda beni biriyle yakıştırıyorlar ama gördüğünüz gibi ben yalnızım. İnşallah olduğu zaman, el ele gördüğünüz zaman o zaman emin olabilirsiniz. Çekinmezsiniz galiba, değil mi? Hayatınızda biri olsa çıkıp söylerseniz yani. Tabii saklam, ki. Tabii ki. Yani ben isterim esasında bunu. Evet. Ama şu anda kimse yok. Tamam. Yapacak bir şey yok. Ünlü şarkıcı eski eşi Mustafa Sandal'la birbirlerinin özel hayatlarına karışmadıklarını ifade etti. Yani Mustafa Bey ile ilişkimiz düzgün. Evet. Güzel. Çocuklarımız var, iki tane. Evet. Gayet iyi her şey. Birbirinizden fikir alışverişi oluyor mu? Yani işte bir ilişkiye başlayacağınız zaman onayını alıyor musunuz veya ona sunuyor musunuz, o size sunuyor mu ve tavsiye veriyor musunuz siz ona? Yok, size öyle bir şey yapmıyoruz gerçekten. Yok, Mustafa ile yani öyle bir şey konuşmalarımız çok garip olur, değil mi? Olmaz tabii ki de, yani ne bileyim, karışmaz mı size mesela, hani Emine böyle? Yok, yok. Olmaz mı? Gerek de yok, biliyor musunuz? Değil mi? Çocuklar üzülür çok. Yahoviç, büyük oğlu Yaman 12 yaşına girdiği için artık özel hayatına daha çok dikkat ettiğini belirtti. Çocuklarımız sağlıklı olsun. Hayatlarımıza giren insanlar doğru düzgün olsunlar. Evet. O yüzden çok dikkat ediyoruz. Tabii ki Yaman artık 12 yaşında oldu ve çocuk etkileniyor. O yüzden üzülüyorum ben. Psikolojik olarak çok üzülüyorum. Üzülmediğim değil. Hele böyle yanlış iftiralar vesaire atıldığı zaman çok kötü hissediyorum kendimi. Evet. Düşünün mesela kız kardeşinize, ablanıza, annenize böyle bir şey yaparlarsa nasıl hissedersiniz? İşte gerçekten çok çok zor. Evet. Yaman da her şeyi okuyabiliyor artık. Instagram'a da bakabiliyor. Anne doğru mu, yani yanlış mı soruyor. Evet. Çocuk, o yüzden bazen görüntü de vermek istemiyorum. Bu da benim doğal hakkım. İstanbul'u çok seviyorum ama burada artık yani burada rahat yaşamamaya başladım. Çünkü gittiğim her yerde bir şey var. Yani hatta yüz temizliğe bile normalde gidemiyorum. Kuaföre de gidemiyorum bazen. O yüzden ben rahat bir insanım. İstiyorum ki makyajı çekeyim, saçım da dağınık olsun. Evet. Çok fazla yani şey değilim ama olmuyor galiba. Özgürlüklerinin kısıtlandığına inanıyorsunuz galiba İstanbul'da, değil mi? Profession'dan oturu, Sırbistan'da da öyle. Ben orada çok daha nedeni var. Çünkü orada şarkıcıyım ve senelerde sanatçıyım. Evet. Orada daha da kısıtlı. Yapacak bir şey yok. Evet. Zor bir hayat ama. Emine Yahoviç, eski eşi Mustafa Sandal'la son olarak büyük oğlu Yaman'ın 12. doğum gününde Göcek'te bir araya gelmişti. Aranızda, dostunuzda çok iyi, ayrılsanız da çocuklarınız için. İyi, görüşürüz. İyi, fena değil. Herkes gibi bizdeyiz. İyisiniz. Yani. Aman iyi olun. Allah bol olsun. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Çok sağ olun. Biz teşekkür ederiz. Teşekkür ederim, sağ olun.